كلوا واشربوا ولا تسرفوا. Yiyin için, ilk önce yiyin demiş. Sonra da için, fakat israf etmeyin. Yiyin için, israf etmeyin. Biri bitirmiştik, ikiyi bitirmiştik. 19. mektuptayız. 3'ü okuyacağız, her akşam bir tane okuyoruz. Lema değil, nükte. Ha şey, 19. lema hata. Şey anladım. 19. lema, 3. nükte, İktisat Risalesi. 3. nükte. Sabık 2. nüktede kuvve-i zayika kapıcıdır dedik. Kuvve-i zayika din kapıcıdır. Evet, ehli gaflet ve ruhen terakki etmeyen ve şükür mesleğinde ileri gitmeyen insanlar için bir kapıcı hükmündedir. Kapıcı hükmünde herkes de olmuyor. Kim de oluyor? Ehli gaflet, bir. İki, ruhen terakki etmeyen. Üç, şükür mesleğinde ileri gitmeyen. Demek ki şükür, alışmak, ağzımızı alıştırmak bir meslekmiş. Meslek. Nasıl meslek? Ha, bu şeylerde olduğu gibi var, bu şeyler gibi. Anadolu'da var böyle, güneyde görmüştüm. Ağlama kişileri var böyle, ağıt yaparlar, para veriyorsun cenaze evinde. Şöyleydi de böyle dağlar. Ondan sonra genç delikanlı gitti, oysa 78 yaşında gitti de yanlış ona haber vermişler. Dünyaya doymadan gitti de böyle bir şey denk geldim. Ona cenaze evi, öyle bir şey duydum diye. Hatay'da ya. Gençliğine doymadan gitti, oysa 73 yaşında gitti. Ama sonra ikaz ettiler ağlayanlara. Yaşlıydı, yaşlı. Hemen çeviriyor. Bak, bu bir meslek mi? Meslek. Görmüş yani bu fakir. Bu bir meslek. Şükür mesleği de varmış. Ustad söyle bak. Şükür mesleğinde ileri gitmeyen insanlar için bir kapıcı hükmündedir. Esas alır bunu. Dili. Onun telezzüzü hatırı için lezzetlenmesi adına İsrafata ve bir dereceden 10 derece fiyata çıkmamak gerektir. Hani 40 para peynir yumurtaydı. 100 kuruş muydu? 100 kuruşa da baklavaydı. Oysa vücuda girmeden önce burada aynı. İkisi de dışarıda. Hiçbir benim için faydası yok, aynı. Yedikten sonra da hiç bende şey yok, karışmıyorum. Sırf burada. Ağza attığım zaman bir olay oluyor, bir 10 saniye gibi bir şey. Bu fark bu. Yani şimdi bu kadar fark için diyor, 40 paradan 100 kuruşa çıkmak. Bunu esas alıyor. Fayda var mıymış vücuda? Önemli değil. Ağır gelir şimdi iftarda. Önemli değil. Bunu memnun ediyor mu? Tamam. Dil tamam mı? Tamam. Evi var mı? Var. Arabası var mı? Var. Verdim gitti. Ulan dini var mı? Namaz kılıyor mu? O sonra da olur. Dini... Anlatayım. İşte peki sonra dini olur diyorsun. Sonra namazı olur. Sonra davası olur diyorsun da evlenirken niye sonra parası olur? Yani ha dini sonra olur. Parası olur sonra olur niye demiyorsun? Parası sonradan da olur. Rızık Allah'ın elinde. İlmi istediğime verir, şey isteyene verir. Rızkı ben istediğime verir. Sen Allah'ın taksimine razı değil misin? Senin tamam patteyi teslim et demiyor. Allah'ın dediği gibi kural uygula. İlk önce dinine bak. Bu adama. Tamam bak. Çocuğunuz var, kızınız var. Hepiniz istiyorum. İlk önce dinine bak. Sonra huyuna bak. Huy. Nurcu olsa da, tarikatçı olsa da Müslüman değil. İlk önce dini var mı? Ha, dini var. Namazı var. Erkek de namaz aranır ilk önce bakarken. Kız da tesettür aranır. Dini var mı? Tamam. Sonra huyu aranır. Ahlak.
ahlaken düşük olmayacak. O da soyla alakalı biraz oluyor. Sonra işte araştır diğer taraflarını vesaire. Yani bu bir nereden giriyorsak, nereden açılıyorsak ben de anlamıyorum. Bu telezzüz hatırı için israfata ve bir dereceden 10 derece fiyata çıkmamak gerektir. Fakat hakiki ehli şükrün ve ehli hakikatın, bak, hakiki bir, ehli şükrün, altına basa basa okursak anlaşılıyor. Hakiki ama, ehli şükrün bir, ehli hakiki ehli hakikatın, üç, hakiki ehli kalbin kuvve-i zayikası, altıncı sözdeki muvazenede beyan edildiği gibi, altıncı sözde, beş, altıda ne var orada? Kuvve-i zayikası, rahmet-i ilahiyenin matbaalarına bir nazır. Nazır? Bakan. He? Bakan. Bakan, nezaret eden. Sanki şu dil, şu hazine-i ilahi olan var ya böyle, Cenab-ı Hakk'ın hazineleri de nimet-i ilahi. Onlara bununla kontrol ediyoruz. Nazır yani. Sonra, rahmet-i ilahiyenin matbaalarına bir nazır ve bir müfettiş hükmündedir. Olmadı. Bu daha tatlı. Bu ekşi. Bu acı. Bu makamda yani. Tefrik etmek için. Allah bu gözü vermeseydi, gözü, nimetin içindeki tatları göremezdik. Allah bu gözü vermeseydi, kokuları göremezdik. Allah bu gözü vermeseydi, sesleri göremezdik. Gözdür der. Çok ilginç ustad şeyler kullanıyor biliyor musun? Farklı farklı gözler kullanıyor. Lemalarda gene diyor ki, Van'daki hadiseyi var ya Ermenilerin. Bu hadiseleri diyor, gözümle değil, kulağımla görüyordum, kulağımla değil, gözümle işitiyordum. İlgini çekmiş mi? Bak ben sana yerini de söyleyeyim. Gözle işitmek, kulakla görmek. Sayfa 249 demalar. İşte bu hakikati kulağımla değil, gözümle işitiyordum. Bir yerde dedim ki, ya nerede yazıyor dedi ya. Hem de kaç yerde var. Mektubat 349, Mektubat 391, Lemalar 341, Büyük Mestevi 166, İşaret-i Cihaz 87, Şualar 10, Büyük Mestevi 74, 181, 469'da. Ama burada aynı. İşte bu hakikati kulağımla değil gözümle işitiyordum. Gözünle işitmek, kulakla görmek. A eşittir B ise B eşittir A'dır. Göz de işitiyorsa kulakla da görüyor. Hepsinin ama ruh. Evet. Aslında. Hayır. Ruh tabii. Değil ruh. Mi? Değil mi Nadir abi? Ruh. Bir de okuyayım. Kuvve-i zayikası rahmet-i ilahiyenin matbaalarına bir nazır ve bir müfettiş hükmündedir. Ve o kuvve-i zayikada, kuvve-i zayikada dilde tamlar adedince mizancıklarla nimet-i ilahiyenin envanı tartmak ve tanımak bir şükrü manevi suretinde cesede midye haber vermektir. Kalım Estevid Nuriye'de diyor ki, şu dil var ya dil, şu dile bütün nimet-i ilahiyenin nüminesini yerleştirmiş. Orada diyor ki, her bir nimete ait tanımak ve tanımlamak için bir nümine, mercimek tanesi kadar bir maddi yer koysa buraya. Mesela yoğurttan lezzet alan, lezzet alan duygunun yeri mercimek tanesi kadar olsa. Armutun, şeftalinin, eriklerin bin bir çeşitin. Bütün gömleğin, etin, düğmenin. Yani her bir varlığa ait bir nümene olarak mercimek tanesi kadar maddi bir yer olsa lezzet alma merkezi. Mesela ne yiyorsunuz? Yoğurt. Sepette dil taşıman lazım. Dil. Getir yoğurt dilini onu tak. Ne yiyorsun? Turşu. Turşu çiğner. Ustad orada diyor ki dil olurdu diyor Ağrı Dağı gibi. Onu nasıl taşıyacaktık? Ya Ağrı Dağı gibi dil taşıyacaktık. Ya da sepette dil taşıyacaktı. Ne yiyorsun Osman şimdi? Pilav.
Aa, unuttum evde ya pilav dilim. Tamam, olduğun gibi. Elini pilava sürünce lezzet alabiliyor musun? Yok. Onunla da. Aa, ne var sofrada? Yoğurt var. Tamam, yoğurtun dili var. Sepetten al bir tane. Sepetle dil taşıyacaktın. Veya her bir nimete ait Allah maddi bir yer olarak mercimek tanesi kadar ufak bir yere koysa dil olur darı dağı. Ne yapacaktık? Halı gibi katlayacaktık bunu. Ustad diyor ki ağrı daha kadı olurdu değil. O zaman nasıl taşıyacaktık? Katta 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 katta. Hadi bakalım omuzunu at. Diye. Çok acayip ya. Allah şuna, şunu da, şunu da, şunu, şunu, her şeyin tadını koymuş buraya. Acayip bir şey. Ben öyle manavda yurt dışında gördüm. Bir manava götürdüler özel. Ya arkadaş, Allah'sın sen. Şöyle bir reyon var, sırf erik çeşidi. Ya bunda erik nasıl erik ya? Aa, böyle erik, böyle erik olur mu? Çin'deymiş. Çin. Böyle erik olur mu? Erik. Ben ömrümde görmedim. Tadını nereden bileceğim? Yani Cenab-ı Hak bütün o nimetlerin... Ama ben hiç de hiç görmedim. Dilime desem ki bu nedir? Ver ben sana söylerim. Ama ben hiç görmedim. Ben sana söylerim nasıl bir şey oldu. Dedim ya bu aslandı götürün sağ olsun. Dedim ya abi tane al. Al getir ya bu nasıl eriktir ya? Böyle erik olur. Yarım kavur, bul kavur. Abi ver bakayım dil diyor ki ben sana söylerim. Bu dedi aynı kiviye benziyor dedi benimisi. Tuhaf yani. Şimdi dilden bahsediyorum. Ne tuhaf. Diyor ki esas buna hakim yaparsan vücuda eyvah. Vücuda dili dili hakim yapıyoruz. Ve o kuvve-i zayikada bak tamlar adedince mizancıklarla nimet ilahiyenin envanı tartmak bu kadar geldi. Tartmak, tanımak. Bu budur, bu da budur. Bu bununla böyledir. Bu diyor. Anlamadım bu nedir dedim. Sen biliyorsun ya diyor dil bana. Kiviyi biliyorsun ya ona benziyor diyor. Tanımak neymiş? Bir şükrü manevi suretinde cesede mideye haber vermektir. Haber veriyor dil. Köşeyi döndün diyor mideye. Diyor ki bak İmam Bayezid Müftü şaşırdı geliyor. Beyine gidiyor. Duygulara gidiyor. Hislere gidiyor, şükrediyoruz. Elhamdülillah. Elhamdülillah diyoruz. İşte bu surette kuvve-i zayika yani dil yalnız maddi cesede bakmıyor. Belki şükre vesile oluyor. Hisse gitmiyor mu? Memnuniyet getiriyor değil mi? Dile gidince elhamdülillah. Allah Allah ya. Fesubhanallah. Latifelerimizi uyarıyor. O zaman dil sırf cesede bakmıyor. Nereye bakıyor? Kalbe. Ruha, akla dahi baktığı cihetle midenin fevkinde hükmü var, makamı var. Bir daha okuyorum tek tek. Dil nereleri uyarıyor? Kalbi, ruhu, akla. Kalp, ruh, akıl. Akıl, kalp, ruha bakıyor. Oraları uyarıyor. İsraf etmemek şartıyla. Ve sırf vazife-i şükranı yerine getirmek ve enva ni'am-i ilahi hissedip tanımak kaydıyla. Bak şartlara bak. Ve meşru olmak ve zillete, dilenciliğe vesile olmamak şartıyla lezzetini takip edebilir. Tek tek altını okuyayım. Lezzeti takip edebilirsin bir şartla. Bir, israf etmemek şartıyla. İki, sırf vazife-i şükranı yerine getirmek için. Getirmek. Üç, enva ni'ami ilahi hissedip tanımak kaydıyla. Üç metre. Üç. Meşru olmak. Dört. Haram olmayacak. Zillet ve dilenciliğe vesile olmamak şartıyla. Beş, lezzetini takip edebilir. Eriklerin hepsine bakabilirsin. He? Eriklerin hepsine tadabilirsin. O zaman bakabilirsin. İsraf olmayacak.
şükür vazifesini yerine getirmek olacak. Envail Allah neler yaratmış tanımak, tanıp hissetmek olacak, tanımak. Meşru olacak, haram olmayacak. Ama onları yiyeyim diye lezzetin peşine koşup da yani servetine göre adımına, boyuna göre adım atmasan seni zillete ve dilenciliğe atacak. Atmaması şartıyla lezzetini takip edebilir. Ve o kuvve-i zayikayı taşıyan lisanı, ha aynı zamanda lisanmış bu. Yani bu özelliği var. Bir de şu anda yaptığımı yapıyor, konuşuyor. Yani aklın ve kalbin tercümanlığını yapıyor değil. Bir daha söylüyorum, bilerek söylüyorum. Dil aynı zamanda aklın ve kalbin, ruhun tercümanlığını yapıyor. Dışarıya vuruyor. Dil olmasa nasıl aktaracak? Bak o kuvve-i zayikayı taşıyan lisanı şükürde istimal etmek için leziz tamları tercih edebilir. Şükür mü yapacaksın kardeşim? Allah'a bu farklı bir nimette, farklı bir hisle, fikirle şükredeceğim. Al ye, helal olsun. Bu hakikata işareten bir hadise ve bir kerameti gafsiye. Onu okuyorum, bitiyor. Bir zaman Hazreti Gafs Azam, Şeyh-i Geylani'nin Kuddüs-i Sürruh'u terbiyesinde nazdar ve ihtiyarı bir hanımın bir tek evladı bulunuyormuş. Geylani'ye vermiş talebem yetişsin diye. Geylani'ye talebe evladını vermiş. Geylani, uykuyu kabul etmeyen adam. Öyle demiş de adamın tanesi gelmiş, demiş ki efendim rüya gördüm demiş. Yorumlar mısınız demiş. Ne? Rüya mı gördün? O da korkmuş. Evet efendim, rüya gördüm. Sen rüya gördüğüne göre demek yatmışsın. Ha? Çünkü cennette uyku yok ya, uyku gaflettir ve ervahların tahrikiyle oluyor. Baksana sabah namazına 5 dakikada yat, 5 dakikada yatan kim diyorsa uyku getiren de o. Uyku bedenseldir. Bakın az uyumak, az yemek kime darbe vuruyor? Nefse. Ama az yemek, az uyumak cesede vuruyor. Demek ki desene ceset nefistir. Beşeriyetten sıyrılmış, ceset kılıfından sıyrılmış bir ruh. Bu ne uykusu? Bak bir daha söylüyorum. Cennette uyku yoktur. Uyku, yemek bedenseldir. Beşeriyettir. Beşeriyet levazımatıdır. Bak mantığını yürütüyorum. A eşittir B ise B eşittir A'dır. Az yemek, az uyumak bedene darbe vurmaktır. Gece gündüz de mi yok aslında? Orada gece gündüz yok. Sırf gündüz. Gündüz de şey değil. Güneş yok. Her şey nur ve nurani. Gölge olmasın diye şey yapmamış. Uyku yok. Horluğu uyuyan yanında. Uyku yok. Bin senesi de gün demiş biraz. Evet. Cennetin bir günü dünyanın bin senesi. Bin sene geçecek bu. Ondan sonra hadis. Peki bir an bir ana benzemeyecek lezzeti. Öyle oturmak aynı şey değil. Bak dün de burada ders yaptım. Öyle bir şey yok. Bir an bir ana benzemiyor. Ah bu şu cennet dersin bir yapalım. Ama bir kere şey vardı abi. Mesela birisi bir meyve yiyecek. Sonra işte 40 yıl uyuyacak işte. O kadar. Şöyle bak, uyuma değil o. Ya. Cennete girince rivayet hadis. Ya. Cennete gitti. Meyveyi gördü, böyle kalır diyor. Tam 40 yıl oradaki farklı tecelli görme zevkine dalar gider. Hey hey, bir munadi gelir diyor hadiste. Munadi gelir. Ey Allah'ın kulu, Allah'ın bunca nimetini unuttun mu? Gel hele ya. Tam 40 yıl geçer diyor. Sağolun. O tarz. Evet, ondan sonra geçer diyor şeyi. Yemek ama bak, cennetin ilk makamını anlatayım size. İlk. Ömründe, kaç yaşındasın Osman? 40. Ömründe her çeşit maddi ve manevi, hissi ve ruhi, hayali ve latife, ne aklına geliyorsun müspet adına lezzetlerini topla. Bir yere koy. Vefat etsen 40 yaşında. Senin 40 senede
tatmış olduğun bütün lezzetlerini bir anda sana şu anda yüklense vücut ne olur? Yanar. Veya 40 seneye kadar buhran, bunalım, depresyon, patlatan, can sıkıntısı, moral bozukluğu, cenazedir, iğne battı, uykuku, korkulu rüya gördüm, ayağım şey yaptı. Elim adına ne duydun? Hepsini topla, bir paket yap. Cehennemdeki ilk makam budur. Cennetteki ilk makam da 40 seneye kadar almış olduğu lezzetlerin toplamı senin ilk başlamandır. Şimdi düşün Emre, şimdi bak. Bu sıfır noktan, bu ilk girdin bir an sonraki lezzetin bu başladığına hiç benzemiyor. O kadar harika. Üçüncüsü daha acayip. Dördüncüsü daha şey, herhalde manyaklık olarak. O zaman ucuz değil artık. Ucuz değil. Artık abi bitmez mi dedi ya bu, ona Esma biter mi? Esma'nın mertebesi biter mi? Allah'ın esması sonsuz değil mi? Nasıl olur ya abi bu nasıl? İdraki mal bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti ağırlığı çekmez. Gidince göreceğiz. Ama bu böyle. Bu kadar lezzet var abi. Evliler bundan istememişler. Allah'la görüşmeyi istememişler. Evet, bu da acayip. Böyle bildiriyorlar alimler, evliyalar. Mutebavir ulema cenneti böyle biliyorlar. Ama demiştir ki yok. Biz böyle buna razı değiliz. Seni istiyoruz. Çünkü niye? Burada istememişler. Burada da istememişler. Ahmet bin Hanbel Fıkhıl Ekber'de geçiyor. Bak Hanefi İmam Azam'ın en kaliteli kitabıdır. Fıkhıl Ekber. Ustad Fıkhıl Ekber'den bahseder Sunuat'ta. Muvatta'dan bahseder. İmam-ı Malik'in kitabından bahseder. Yani böyle iki kitaptan bahseder Sunuat'ta. Fıkhıl Ekber'de diyor ki İmam-ı Ahmet bin Hanbel dört ak mezhepten bir mezhep kurucusu. Ben Allah'ı gördüm diyor. Allah'ı görünce Allah bana dedi ki ey Ahmet ben de ne istiyorsun? İste benden. Ben kaldım böyle şey yapamadım dedi. Bir anda onu görünce. Sonra gene bana o öğretti dedi. Ahmet sen benden bir şey isteme. Zira benden istediğin bir şey ben değilim bendendir. Ama sen beni iste. Anladın mı? Allah istemeyi de öğretiyor. Bana seni gerek, seni gerek. Evet, bana seni gerek, seni dettiren bu. Kardeşim, cenneti ne yapacağız? Allah'ın rüyeti var ki. Çok acı bir şey değil mi? Hiç düşünmüyor musunuz? Yasaklanmış tabii, düşünmeyin diyor ama. Yani insan lezzetli olur lan herhalde. Bir görsek ya. Ustanı göreceksin Suat. Sanatkarını göreceksin inşallah. Şimdi Geylani'ye gelelim. Geylani... O zaman 800 sene önce yaşamış. Geylani 800 sene önce. Talebesi evliyadır. Evliyasına münafık diyor. Yani o kadar sert ölçüleri var. Bir yaşlı kadın, kocası yok, çocuk yetim, babasız. Terbiye için yanına koymuş. Tamam. Bir tek evladı bulunuyormuş. O muhterem ihtiyare, saliha kadın. Gitmiş oğlunun hücresine bakıyor ki oğlu bir parça kuru ve siyah ekmek yiyor. Beni çok her okulda lezzet alıyorum. Kuru ve siyah ekmek. Kadın ya, anadır. O riyazattan zafiyetiyle validesinin şefkatini celbetmiş. Ona acımış. Sonra Hazreti Gavs'ın yanına şekva için gitmiş. Ya bu ne ya, ne biçim yediriyorsunuz ya, bir şey yedirseniz ya falan diyecekmiş. Ne görsün? Bakmış ki Hazreti Ustad kızartılmış bir tavuk yiyor. Kızartılmış tavuk ha? Allah Allah. Ulan ne kadar hoş olurdu. Cennetten mi geldi acaba? Herhalde cennetten geldi. Kim pişirecek ona? Ondan sonra naz darlığından demiş. Abi şunu da söyleyeyim gel. Geylani'nin resmi var diye birisi bana resimler göndermiş. Muhiddin Arabi, Geylani falan. Ben Geylani'yi gördüm, resmi öyle değil. Bunlar hayal kuruyorlar. Ve hürmetimiz kırılıyor o tür resimlere. Muhiddin Arabi'nin, Hazreti Ömer'in, bilmem Hazreti Ali'nin, bilmem ne. Sakın bunları hemen çöpe atın.
İnsan tabii kafa bulanıyor. Kasten yani zihnimizdeki o âli bir şey normal bizim şeylere benzetiyorlar. Mesela Bahattin Şah Nakşibendi Hazretleri Süleyman Efendi'ye benzetmiştir. İşte şeye Geylani böyle şeyli pap şeyli şişmiş şalvarlı böyle acayip bir şey. Yani hürmet kırıldı. Ben görmesem belki inanırdım. Ben Geylani'yi gördüm elhamdülillah. Tahtisi nimetlerinden diyorum. Öyle değildi. Öyle değil. Ve işte bunlar uyduruyorlar gibi geliyor bana. Zaten kim çizecek? Neyse. Kadın bakmış ki bir Geylani kızartılmış tavuk yiyor. Naz darlığından demiş. Ben bunu çok seviyorum bak. Acayip muhabbetim var. Ustadımdan sonra ustadımdır. Bu bana sahip çıkmış ki haşirde. Rüyada haşirde sahip çıktı. Allah ona rahmetiyle muamele etsin. Yani beşer bir şey diyemiyor. Yani Allah bunlardan razı olsun. Bunlar hepsinden razı olsun. Bunlar olmasa biz orada ne yapardık ki? Bunlar bu şey diyor. O büyük zatların diyor hidayet nurları olmasa biz ne yapardık diyor Mesnevi Nuriye'de diyor. Hatırladınız mı? Mesnevi Nuriye'de diyor. Hubab'ın ikinci ileminde. İyi ki var bunlar. Allah hepsine razı olsun. Ondan sonra İmam Rabbani Hazretleri dedi ki evladım ben onu niye dedim biliyor musun? Ya bir daha Yasin'i kabul etmiyor dedim ya. Biraz içimde. Ben de hemen duyuyorlar. Allah ona da rahmet etsin. Allah ondan da razı olsun. Ustadım, ustad diyor. Bugün diyor bu dünyada olsa, Hindistan'da olsa her sıkıntıya göz gelip onu ziyaret ederdi. Ayakları başımızın üzerindedir. Allah şu anda ona selamlarımızı aynı ruhlarına ulaştırsın. Rabbimizden niyaz ediyoruz. Şefaatlerine hepimizi, çoluk çocuğunuzu, evlad-ı yalinizi mazhar eylesin. Yakınlarınızı, sevdiklerinizi de o ki buradasınız, bu meclistesiniz. Yakınlarınızı, anne, babanızı, evlad-ı yalin, dostlarınızı da onların şefaatine mazhar eylesin. Allah bu mübarek gecenin hürmetini hatırına kabul eylesin. Yani. Bu gece, Ramazan'ın gecesi ya. Allah onlardan razı olsun. Elhamdülillah. Ebay ecdadım. Usul ve furularımız dedi. Yani dedelerimizin dedeni böyle. Kimse, hepsi. Bunlar bizim veli nimetlerimiz. Elhamdülillah. Bak hayatları bize ders olmuş. O kadın gavsı kızartılmış bir tavuk yiyor. Naz darlığından demiş. Ya usta benim oğlum açlıktan ölüyor. Sen tavuk yersin. Zevk kalıyorum da o için gülüyorum. Allah psikolojisini orada sana ya. Şimdi Geylani tavuk yiyor. Ben okurken biraz kaptırıyorum oraya tamam mı böyle. Ne anlatılıyorsa oraya giriyorum. Yaptıkça yani. Şimdi tavuk yiyorum böyle. Kadın gelmiş. Hey üstad. Buyur dedim derindi. Benim oğlum içeride kuru ekmek yiyor. Sen burada tavuk yiyorsun. Nasıl bir iman? Hiç şüphesiz yani tamam mı? Yani acaba, insan bir acaba der ya. Valla kunuz binillah dedi. Kunuz ne dedi o? Kun biiznillah. Kun biiznillah. Allah'ın izniyle kalk dedi. Yani hiç mi şüphen yok ya? Ey tavuk ne olur yani şöyle bir şey yapsay falan. Hani rica. Yok kun biiznillah. Allah'ın izniyle kalk dedi. Yani neyse. Elinden okuyayım. Sen tavuk yersin. Hazreti Gavs tavuğa demiş. Tavuğa. Yedi ya hep iyi. Biraz da yeseydi mesela. Kum biiznillah. O pişmişti. Yani Allah'ın izniyle kalk. O pişmiş tavuğun kemikleri yenmişti bir de. Toplanıp tavuk olarak yemek kabından dışarıya atıldığını mütemet ve mefsuk çok zatlardan Hazreti Gavs gibi keramet-i harikaya mazariyeti dünyaca meşhur bir zatın bir kerameti olarak manevi tevatürle nakledilmiş. Keramete bak. Keramet haktır. Senin o müştehitler keramet haktır. Bir şey değil mi? Şefaat hak değildir diyenler inanın. Diyesin geliyor da ama demeyin. Şefaat yoktur diyenler şefaatta mahrum olacaklar. Olsunlar. Oysa peygamberlerin şefaati haktır.
evliyanın şefaati haktır. Sen bunu iddia edip de insanların kuvve-i manevisini kırıyorsun ya, seni de öyle muamele etsin diyeceğim ama demeyeceğim. Şefaatten mahrum olasın diyesim geliyor. İnsanların kuvve-i manevisini kırıyorlar. Öyle. Şefaat haktır. Peygamberlerin şefaati vardır. Ulema da peygamberlerin varisidirler. Ulema, ümmeti, kembiye, ben İsrail. Bile var abi şefaat. He? Şefaat burada bile var diyor. Burada da var. Allahça bile var. Adamın dayısı var abi, her işi biliyor. Ha bak Allahça, Allah da diyor. Evet dayısı var, her işi görüyor bak. Allah da diyor ki Celle Celaluhu, Bedir ve Uhud'a katılanın katıldığın hatırına geçmiş ve gelecek günahını affettim diyor. Hatır, onun hatırına. Allah Resulü diyor ki, benim hatırıma diyor. Estağfurullah ya Resulallah, emret. Sahabelerime dil uzatmayın. Gördün mü hatırını? Duada demiyor muyuz? Kur'an'ın hürmetine, Peygamber aleyhissalatü vesselamın şerefine, hatırına. Dua etmiyor muyuz? Onun hürmetine demiyor muyuz? Allah değer veriyor. Bize de değer vermemizi söylüyor. Haddini aşmamak, esasatı, itikadı bozmamak şartıyla o kadar olması. Kum biiznillah, o pişmiş tavuk kemikleri toplanıp tavuk olarak yemek kabından, şimdi yemek yiyorum ben, pat 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 çıktı. Ulan bunun imanı ne olur? Bunu diyen zatın. Seyredeni hadi zirve yapar. Kadimi baktı ulan tavuğun yarısı yemişti. Kemikler burada, ötekisi burada. Kum biiznillah dedi. E kadın baktı ki tavuk oldu yani. İmanı ne olur o kadının? Hadi ondan vazgeçelim. Gelenin imanı nasıl bir şey? Ne olur ya? Nasıl bir iman? Yani kudret ilahiyin yerine geçmiş sözü ya. Beşeriyetten çıkmış. Kutsi diyor usta. Diyor ki sikki tasdi gaybiyede. Veraset-i Ahmediye cihetiyle Ali Beyt-i Mumesili noktasında o kutsi zat diyor. O kutsi, yani beşeriyetten çıkmış, beşeriyet yok. Senin düşündüğün gibi bir şey yok. O sözleri söylemiş. Başkası söylerse de haddini aşar. Ha, bütün evliyaların omuzu ayağımın altındadır demiş de. Bak, Veraset-i Ahmediye cihetiyle Aile Beyt-i Mümesili noktasında o mertebeyi âliye mazhar olmuş olan o kutsi zat diyor. Kutsi demek beşeriyetten çıkmış. Bir de İhlas Risalesi'nin altında diyor ilk sayfada. Bu hizmetimiz için diyor. Bu kutsi mesleğimiz diyor. Beşeriyet karışmamış demektir. Lemaların başı şeyinde ya. İlk sayfada. O kutsi zat diyor. Sikke-i Tasdik Gaybe 149'da usta. Yani beşeriyeti kalmamış. Fena fillah olmuş artık. O ne söylüyorsa mevcudat itaat ediyor. Hani Allah demiş ya, ya Musa ben hasta oldum, beni niye ziyaret etmedin ya Musa, açtın, doyurmadın beni. Estağfurullah ya Rabbi, sen hasta mı olursun, sen aç mı olursun ya Rabbi, falan bir kulum var, hasta niye ziyaret etmedin, falan o kulum aç niye doyurmadın. Ne demek biliyor musun? Devam ediyor. Ben diyor sevdiğim kulumun gözü, tutan eli, işiten kulağı olurum diyor mu demiyor mu? Ne için? Kutsileşti o adam. Artık beşeriyet olmayınca bütün mazarı esmadır. Mazar esma olunca esma esma emrediyor. Muhyiddin Arabi de öyleymiş. Kervanla gidiyorlar hacı. Gece gündüz ya. Kervan yanlışlık yapmış. Nereye gelmiş de Toroslara mı? Yol kapalı. Gece sabah olmuş da kapalı. Efendim tekrar geri dönüp de gitmek tam bir hafta sürermiş. Ve haçtan geri kalacaklar. Ne yapalım üstadım efendim demişler. Bismillah ya Fettah demiş. Böyle elini uzatmış. Koca dağ yarılmış. Hadi geçelim demiş. Allah bilir neresidir orası şimdi bilmiyorum. Niye? Benim için gayet normal yani benim zihnen, aklım. Niye? Melekutiyete geçmiş. Ağaçla uğraşmamış. Çekirdeğe gir. Çekirdeğe müdahale ediyor. Melekutiyet eşeğe müdahale ediyor. Oraya deyince kutsi zaten.
Beşerit kalmamış. Atı'ha okuduk. Hazreti Gavs, onu da okuduk. Hazreti Gavs demiş. Ha, önemli olan şu. Bu olayda bu anlatılmak istenen şu. Ve okuyorum, kesiyorum. Kadına demiş ki bu olayı görünce. Zaten kadın şok olmuştur. Hayal edin, bir yaşayın orayı. Pat 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 pat. Kadın kan böyle kalmıştır. Kadına eklemiş, demiş ki ne vakit senin oğlun da bu dereceye gelirse o zaman o da tavuk kesin. Demek ki biz yemeyecek miyiz? İsmet. Biz o makamları geçtik kardeşim abi. Her gün tavuk yiyoruz. Bir tavuk yiyoruz. Allah Allah. Ahir zaman evladı olduğumuz için. İşte ne demekmiş biliyor musun Gavs'ın bu dersi? İşte Hazreti Gavs'ın bu emrinin manası şuymuş. Şuymuş. Dersimizi alalım. Ne vakit senin oğlun da ruhu cesedine, ruhu cesedine, kalbi nefsine, aklı hayır midesine hakim olsa ve lezzeti şükür için istese o vakit leziz şeyleri yiyebilir demektir. Beraber yapalım ki unutmayalım. Şekillendiriyorum. Ruhu cesedine, kalbi nefsine, aklı midesine hakim olsa ve lezzeti şükür için yese, ondan sonra yese, o vakit leziz şeyleri yiyebilir. Amin. El Fatiha.